Selamlar. Yeni bir eğitim videosuna daha hoş geldiniz. Videomuzun konusu internet üzerinden 3 boyutlu çizimler yapabildiğimiz Türkçe dil desteğine sahip basit bir arayüzle birlikte bizi karşılayan aynı zamanda bir hafta gibi bir süreç içerisinde programda oldukça profesyonelleşmemizi sağlayan bir platform. Platform Autodesk isimli firmaya bağlı. Oldukça popüler. Bilenler çoktur. Program bize şunları sağlıyor ekstra olarak. Örneğin siz bu evinizde bilgisayarınızda bir çalışma yaptınız fakat başka bir yerde bu çalışmaya erişip düzenlemeniz gerekiyor. Site üzerinden giriş yapıp daha önceden o yapmış olduğunuz çalışmayı düzenleyebilirsiniz ya da başka bir çalışmayı siteye yükleyip site üzerinden herhangi bir cihazla, tablet, bilgisayar ya da telefon bunlarla düzenleme yapabiliyorsunuz ve bu size oldukça kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda yeni başlayan kişiler için de çok basit bir arayüze sahip olduğu için çizme olayında gerçekten çok iyi, çok çabuk öğreniyorsunuz. Siz hiçbir şekilde zorlamıyor diğer programlar gibi. Bilgisayarı biraz kötü olanlar için de gerçekten güzel bir program. Basit ve orta dereceli işlerinizi burada yapabilirsiniz. Aynı zamanda sistem içerisinde diğer kullanıcıların yapmış olduğu çizimleri, tasarımları görebiliyorsunuz. Bazıları indirilip düzenlenebiliyor, bazıları düzenlenmiyor. Burada iki tane örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci örnekte lokomotifi göstereceğim. Bu lokomotif sadece indirilebilir şekilde. Nereden esinlendiği de burada zaten belirtilmiş. Burada ufak bir bilgi var. İndirip kullanabilirsiniz ama düzenleyemezsiniz. Yan tarafta bir restoran var. Bunu hem indirebiliyorsunuz hem düzenleyebiliyorsunuz. Ben bunu şimdi düzenleme kısmını açtım. Ama bunu videonun ilerleyen kısımlarında geri dönüp size anlatacağım. Nasıl olduğunu, neden bunu gösterdiğimi. Şimdi basit bir şekilde nasıl biz tasarım yapabiliriz? Basit işlerde, basit sorunlarda nasıl çözümler üretebiliriz? Bununla ilgili size birazcık bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle buradaki temel mantık şu şekilde işliyor. Saydam olan ve kat olan cisimler. Örnek veriyorum, ben bunu buraya koyduğum zaman bir ölçeklendirme yapıyorum ya. İçine mesela ben bunu boş yapmak istiyorum. Saydam madde kendi şekli ve ebatınca bunu kesecektir. Yani ben bunu ona 10 yaptığım zaman ya da ona 20 olsun bu. Bu ona 20 olsun. Bunu bu ebatta kesecektir. Kendi ebatında. Bunu içine soktum mesela bunu. Seçtim. Gruplandır dedim. Evet, bu ebatta bunu kesti. Mesela bunu bir dolap camı olarak düşünebilirsiniz. Tüm nesneler için geçerli. Çektiğiniz bir nesneyi, objeyi bir şekilde şekil vermek istiyorsanız, kesmek istiyorsanız, bölmek istiyorsanız bu katı ve saydam cisimlerin nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi biz bir kupa yapalım kahve bardağı. Bunu ben 50'ye 50 yapacağım. Biraz büyük olsun, rahat çalışalım. 50 birim, 50 birim. Yüksekliğinde 60 birim yapıyorum. Az önce gösterdiğim şeyi farklı bir şekilde burada tekrar diyeceğim. Bunu şimdi kopyalıyorum. CTRL-C, CTRL-V çalışıyor ya da buradan da yapabilirsiniz. Ben CTRL-V yaptım. Şimdi bunu delik yaptım. Eğer ki ben bunu direkt bunun içine sokarsam bu nesne de tamamen kaybolacaktır. Ben bunu istemiyorum. Bu kahve bardağı olacağı için yanlarının az bir şekilde de olsa kalması gerekiyor tabii ki de. Bunu biz ne yapalım? 45'e 45 yapalım. İçine bunu geçirip yanlış yazdık. CTRL-Z yapıyorum. 45. Şunu da 45 yapacağım. 45 yaptım. Ebatları biraz küçülttüm. Bunu da 55 yaptım. Şimdi bunu mouse'un sağ tıkıyla ileri yani alt üst şu sol tarafta oynayan kısım var ya. Burayla ilgili etkileşimi mouse'un sağ tarafıyla da yapabiliyorsunuz. Tabi buradan da yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Mouse daha seri oluyor. Bu hareketleri de zamanla öğrenirsiniz mouse hareketlerini. Şimdi ben bu delinecek yani delecek ebatı biraz yukarı çekiyorum objeyi. Ebatı zaten ayarlı. Bu objeyi de bunun içine doğru getirdim. Tabii şimdi bu tam oturmadı. Bunu uygun yere getirdikten sonra onay vereceğim. Şu anda tam ortaladığımızı düşünüyorum. O yüzden nesneleri seçiyorum. Gruplan yani neyi keseceksiniz, neyi biçeceksiniz seçtikten sonra burada gruplandır seçeneği var. Bunu yaptıktan sonra şu an içi boşaldı. İçi boş oldu ama fakat hala istediğimiz aşamaya gelmedi. Bunun için de ben şuradan
Halkayı seçiyorum. Bunun her türlü yönünü değiştirebilirsiniz. Açısını. İstiyorsanız yazın, istiyorsanız çevirin. Biz şu an mesela çevirelim onu 90 derece kalksın havaya. Yukarıya da alalım. Şeklini de birazcık değiştirelim. Uzatayım birazcık daha. Kahve için, kupa için uygun bir hale getireyim. Böyle bunu getirdim. Şu an buna yapıştı gibi gözüküyor ama daha hala tam bir bütün olmadan seçiyorum yine. Grup yapıyorum. Gruba tıkladıktan sonra artık bu tek bir nesne. Biz bunu şimdi dışarı nasıl aktarıp nasıl baskı alacağız? 3D yazıcılar için özellikle. Dışa aktar diyorum. Burada OBJ, STL ve GLTF var. Bu formatlar gayet yeterli. Lazer kesim için de burada istediğiniz kişi için isim yazıp tasarımlar yapabilirsiniz. SVG formatı da destekleniyor. Ya da direkt yazıcıya yollayabilirsiniz. Arçelik burada bulunuyor. Bunu gördüğüme çok sevindim. Türk firmaları genellikle yoklar. Buradan direkt yazıcıya da yollayabilirsiniz. Şimdi biz geriye gelelim. Aynı zamanda içi aktar kısmı da var. Onu da şu projeyi size anlatırken neden bunu da göstermek istediğimi söylerken anlatacağım. Bir yazı da yazabilirsiniz bir şeyin üstüne. Örnek veriyorum. Şuradan yine bunu seçelim. Bu basit olduğu için rahat oluyor. Bunun üstüne de şöyle yazı koyabiliriz. Şunu birazcık bir yere yapıştıralım. Mesela bunu da buraya getireyim. Bunu buraya getirdim. Şöyle bakabiliyorum yaptık oturdu mu oturmadı mı. Bunu gördükten sonra mesela bunun yüksek olduğunu düşünüyorsam birazdan indirebilirim ya da içe de batırabilirim bunu. Bu sefer de bir kalıp alıyormuşsunuz gibi içi de boş olacaktır. Hatta kalıp almak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bunu da buradan belirtelim bu vasıtayla. Ve son olarak buradan göstermek istediğim başka bir şey daha var. Bu komut. Buraya mesela ben bir gülen surat yapayım. Şöyle yapayım. Bu çizdiğim şeyi 3 boyutlu hale getirip bu düzleme ekliyor. Çok güzel bir komut. Buna da farklı şeyler yapabilirsiniz. Zaten burada farklı şekiller de var. Bunları videonun diğer kısmında gösterelim. Dış aktar yaptığınız takdirde baskıları alabilirsiniz. Şimdi bunu ben ilk başta neden gösterdim? Farklı kişilerin paylaşımları da işinizi görebilir. İlla ki kendinizi zorlamanıza gerek yok. Biraz modifiye ile bir şeyler çıkabilir. Board game yapmak için, bu fiziksel oyunları yapmak için özellikle Monopoly var ya mesela onun 3 boyutlu halini yapıldığını düşünün, daha değişiklerini. Burada mesela biz Korku Evi diye bir oyun yapalım, örnek veriyorum. Buradan iskelet kafası alalım. Mesela bunu buraya aldım. Bir tane daha aldım. Bunu buraya koydum. Altına da mesela Korku Evi diye bir yazı yazdığımızı düşünecek olursak bir kompozisyon oluşturmaya başladık sayılır. Onu da şöyle koyalım. Buradan hemen yazmak istediğimiz şeyi yazalım. Buradan bunun boyutunu ayarlayabiliyoruz. Yazı stilini falan da. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Şunu da şöyle birazcık çekelim. Evet, daha güzel bir görüntü aldık. Yazı stilini şöyle değiştiriyorsunuz. Zaten az önce çıkmıştı. Sevdiğiniz tipte yapabilirsiniz. Mesela böyle oldu şu an. Fizik maçtaki haline getirelim. Buradaki yaratıcılık kısmı tamamen size kalmış. Artık kendi hayal gücünüzü biraz daha böyle zorlayıp buradaki uygun modelleri kendinizce yoğurup bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Ya da basit şeyler için gigabaytlarca program kurmaya, başka yerlerdeyken perişan olmaya pek gerek yok. Bir nevi Minecraft'a da benziyor bence. Burada da bir şeyler zorlanabilir. İlla hayal gücü diyorsanız da burada da vakit geçirebilirsiniz. Ben güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Eminim birçok kişinin işini görecektir. Burada da farklı nesneler var. Mesela burada bir astronot koyalım. Kendi oyununuzu bile bu şekilde belki de yapabilirsiniz.
Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar. Yeni bir eğitim videosu.